Ay güzel yavrusun şu an. Allah zahmetli. Şey çek. Allah zahmetli. Evet sevgili izleyenler, hepinize merhabalar. Küçükçekmece'deyiz. Küçükçekmece'deki sivil toplum kuruluşlarını sizler için ziyaret etmeye devam ediyoruz. Genç Şanlıurfalılar Dernek Başkanı Sayın Abbas Parlak Beyefendi ile beraberiz. Başkanım tekrardan merhabalar, selamünaleyküm, nasılsınız? Aleykümselam, hoş geldiniz. Tüm Balkan TV izleyicilerine de saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Bu akşam seçimden dolayı Şanlıurfalı Bakanımız Sayın Nurettin Nebati Beyefendi bu derneğimizde Şanlıurfalılar olarak ağırlayacağız. Onun bir hazırlıklarını, çiğ köfte programlarımız var yine. Tatlı bir telaş var. Yine Şanlıurfa'dan gelen belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, MKYK üyelerimiz, AK Parti MKYK üyemiz de bu akşam aramızda olacaklardır. Küçükçekmece AK Parti ilçe başkanı Sayın Mustafa Korkut Beyefendi aramızda olacaktır. Seçim çalışmalarının da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geçen seneki Ramazan etkinlik alanımız Küçükçekmece Belediye Başkanı Sayın Temel Karadeniz Beyefendi'nin il STK başkanlarına tahsis ettiği standlarla başladı. Balkan Kültür Derneğimizin öncülüğünde Küçükçekmece Belediyesi'nin de katkılarıyla 15 tane STK başkanımızla beraber bir Balkan turu düzenlendi. İftar programları. Önce Kosova, sonra Makedonya'ya. Orada çok güzel bir misafirperverlik gösterdiler. Yani onun için şimdiden bile kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok unutulmazdı. Evladı Fatiha'nın diyarına gittik orada. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Balkanlarda acıyı severler derlerdi. Onu gördüm. Türkiye'de de aynı şekilde Urfa seviyor. Yani biz Kastamonu'larla kardeşiz ama acı olarak da Balkanlarla kardeşiz yani, evet, o konuda. Bize sahurda bile kaymaklı yoğurdun içerisinde acı biberi yedirdiler. Yani günde 18 saat oruç tutmamıza rağmen. Kendimizi Urfa'dan uzak hissetmedik o zaman. Yok, doğru mu başkanım? Yok, kesinlikle. Yani sanki Urfa'daymışız gibi acımız bol bir şekilde yemeklerimizi yemeye devam ettik orada. Orada yemeye devam ettik. Aynı şekilde orada kendi vatanımızdaymış gibi o kadar ki misafirperverlik ön plandaydı ki çok rahat ettirdik. Tabii oradan geldikten sonra biz kardeş derneğimizle beraber, Kastamonularla beraber, biz Peygamberler Şehri, onlar Evliyalar Şehri, 37+63 eşittir 100, %100 kardeşlik projesiyle biz yola çıkmıştık. Geldikten sonra kardeşlerimizle beraber dedik ki Küçükçekmece'de bu birlik beraberliği devam ettirelim diye. İlk programı bütün yaklaşık 47 tane il dernek başkanını davet ederek çiğ köfte ve mıramızı ikram etti. Kastamonlular da tatlı ve böreğini ikram etti. Her ay bir dernekte dedik. Tabii Balkanlar da bizim gibi hemen tez canlı. Onlar da buyurun gelin katıldılar. Ondan sonraki ay Balkanlara misafir olduk. Sonraki ay Kahramanmaraş'a misafir olduk. Tabii Ramazan ayı girdi. Seçimler falan derken böyle bir herkesin bir yoğunluğu vardı. Tabii Sivas var, Samsun var, Giresun var. Tabii diğer illere de Tokat var, onlar, Giresun var, birçok il dernekleri var. Onlar da şu an sırada bekliyorlar zaten. Küçükçekmece'de çok güzel bir sinerji yakalamış olduk. Tabii bunun öncülüğünü, ilk ateşini de tabii ki Balkan Derneğimiz attı. Bunun için de hem başkanımıza hem yönetim kurulu üyelerine hepsine de huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki şimdi seçim döneminde yoğunluk, bir de değişmeler oldu. İşte yeni gelenlere burada da hem dernek hem iş olunca hem hayırlı olsuna gitmemiz lazım. Oradaki ortamı dizayn etmemiz lazım. Onu ettikten sonra zaten bugün dahi bu konu kardeş derneğimizle beraber konuşuldu. Hem Kastamonu'da hem Şanlıurfa'da birer program inşallah yapacağız beraber. İnşallah biz de bu programda sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bizleri i̇nşallah. De kabul ederseniz sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk olacak sevgili başkanım. Sizlere her zaman kapımız açık ve Allah'ın başımızın üstünde her zaman yeriniz vardır. Yine bir kez daha tekrarlayalım, izleyicilerimiz bilsinler. Bugün Urfa
kitaplı bir bakanımız geliyor. Hangi bakanlıkta? Onu da bir kez daha izleyicilerimiz bilmiş olsunlar. Maliye ve Ekonomi Bakanımız, Bakan Yardımcımız Sayın Nurettin Nebati Bey katılacaklar. Yine bölge belediye başkanı. Bölge belediye başkanı, ilçe başkanlarımız, AK Parti MKYK üyemiz. İlçe yöneticilerimiz, tabii ki Küçükçekmece'de bulunan Şanlıurfalı hemşehrilerimizle beraber burada güzel bir program yapacağız. Size tekrar hoş geldiniz, sefalar verdiniz diyorum. Efendim biz de size çok teşekkür ediyoruz bize davet ettiğiniz için. Hoş bulduk diyoruz. Birazdan sevgili izleyenler bakanımız teşrif edecekler. Sayın Maliye Bakanı Yardımcımız, Urfalı Bakanımız. Bir kez daha ismini ben unutuyorum ama Sayın Abbas Başkanım. Bakan adımız Doktor Nurettin Nebati Bey. Doktor Nurettin Nebati Bey burada olacaklar. Tabii ki onunla birlikte birçok değerli misafirlerimiz de burada olacaklar. Onları bu Şanlıurfa geleneğiyle, Şanlıurfa'nın o sıcak misafirperverliğiyle karşılayacağız. Başkanımız da tabii ki bu heyecanı en üst düzeyde yaşıyor. Sevgili başkanım, burada bir virgül koyalım. İlerleyen dakikalarda da misafirlerimizi bekleyelim. Bakalım onlar bizlere neler anlatacaklar. İnşallah en kısa zamanda Urfa'da buluşmak üzere diyorum ben sevgili başkanım. İnşallah. Tekrar hoş geldiniz, sefalar verdiniz diyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Dur. Hamza abi. Ver abi. Bu olup olmadı kontrol etmesi ne yapacağız? Tamam hepsini. Evet. Satıyor mu lan namus yok sana? Ver buraya. Ve Urfa'mız denince aklımıza gelen ilk şey çiğ köfte. Olmazsa olmaz. Ustam seni tanıyabilir miyiz? Ahmet Yalçın. Ahmet ustam burada güzel malzemeler görüyoruz. Yeşillikler var, limonlar var, bulgur var, kıymamız var. Neler yapacaksın? Bugün nasıl bir çiğ köfte yoğuracaksın? Bize biraz anlatır mısın? Bugün her zamanki olduğu gibi yöresel çiğ köftemizi yapacağız. Malzemelerimiz bulgurumuz, kıyma etimiz, yeşil maydanoz, soğan, kuru soğan, tere, roka, limon, turşumuz. Hani, taze soğanımız var. Tabii taze soğan olarak da. Bunları güzelce bir şekilde yoğuracağız. Yani misafirlerimize ikramda bulunacağız. Bir yandan da burada isotlarımız geldi galiba. Tabii. Bunlar bizim geldi. Urfa'dan özel gelen isotumuz bizim. Ev yapımı isot. Yine aynı zamanda biber salçamız var. Abim. Biri kırmızı, biri siyah. Biraz acı olduğu için. Burada da yine bulgurumuz. Takviye olarak. Şimdi sevgili ustam, burada bir samimiyet var. Bir misafiri ağırlama sevgisi ve muhabbeti var. Onun aşkıyla bu çiğ köfte herkese yeter değil mi ustam? Allah'ın izniyle. Köfte yaklaşık 100 kişiye yetiyor. 100 kişi. Belki de bismillah derse 200 kişi bile. Bereket içine girer. Bitmez inşallah. Kaldırır yani. Urfa şehri çünkü peygamberler şehri. O hasebiyetle buraya gelen her misafirimize hemen hemen bu şekilde ağırlıyoruz. Çiğ köftemizi yapıyoruz her cumartesi. Eyvallah. Geleneksel olarak her cumartesi çiğ köfte günümüz bizim. Ayrıca gelen misafirlerimizle güzel bir şekilde ağırlayıp ikramımızda bulunuyoruz kenarlarında. Usta peki birazdan sen yoğurmaya başlayınca da biz seni tekrar ziyaret edeceğiz. Yapılışını da beraber kayıt altına alacağız. Birazdan görüşmek üzere. İnşallah. Bizim diğer ustamız da geldi. Onunla beraber yapacağız. Mehmet Başkanım. Gel Mehmet Ustam. Mehmet Başkanımızla beraber. Tamam. Mehmet Başkanımız, merhabalar ustamız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol. Öncelikle sizlere de hoş geldiniz. Mehmet Kalender ben. Kendimi tanıtayım. Urfalıyım ben. Hoş bulduk. Şu anda gelen misafirlerimizi ağırlayacağız inşallah. Eyvallah. Çiğ köftemizi yapacağız. Bu tepsi iki ustaya dar gelir mi? Böyle yoksa dar gelir. Dar gelir değil mi? Evet, yani bir kişilik. Bu en az da tabii ki bu büyük topluluk içindir yani en azından 50 ile 100 kişi arasıdır. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet. Ama iki tane maharetli usta olunca herhalde buradaki misafirlerimiz tabii ki. Kendimiz de ayrı ayrı yerlerde gerekirse yapacağız. Eyvallah. Biz de merakla bekleyeceğiz bakalım. Çok acısa da o sizin tatlı güler yüzünüzle biz bunları afiyetle yiyeceğiz inşallah. Bu acı değil, tatlı acıdır. Tatlı acı, dayanabilecek kadar acı. Evet. Şimdi az evvel Abbas Başkanımız güzel bir şey söyledi. Biz Balkan gezisinde onlara
acı biber ikram etmiştik böyle sahurda. Evet. Sahur sofrasında. Dedi ki orada dedi acıya dedi unutmadık dedi. Acıya hasret kalmadık. Doğrudur. Biz de iadeyi ziyaret ediyoruz. Balkanlardan sonra. O acıyı tatlı bir sohbetle, tatlı güler yüzünüzle inşallah biz de tadacağız ve yiyeceğiz inşallah. Hoş tamam. Geldiniz. Bu arada şeref verdiniz. O şeref bize ait efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, sevgili izleyenler birazdan Urfa çiğ köftelerimiz yoğrulmaya başlayacak. Bakalım nasıl bir çiğ köfte olacak hep beraber izleyeceğiz. Değil mi? Lezzeti veren, tadı veren. Tamamen yoğurma ile alakalı. Tamamen yoğurma. Bozova ilçe başkanımız, aynı zamanda belediye başkanımız. Urfa'nın gururu Nurettin Başkan. Urfa'nın gururu Nurettin Başkan. Urfa'nın gururu Nurettin Başkan. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz ya böyle? Başkan hoş geldiniz. Abi toplantı. Başkanım o zaman da buraya getirdik başkanım. Eyvallah abi selam. Bu da belediye başkanımız. Yalnız neyse hapsedin mi? Görmedim. Tekrar selamlar. Kaçırmayalım şimdi abi. Selam. Efendim bakalım hoş geldiniz. Ne var ne yok abi. Hoş geldiniz. Ne var ne yok başkanım. Üretim abi hoş geldin. Sağ olasın. Ne var ne yok abi. Sağ olasın. Bakalım abi. Dün bana verdiler, ben yedim. Başkanımıza da. Üretim abi tamam değil misin? Tamam abi. Başkan tamam olmuş mu? Tamam abi, tamam. Hadi. Köpten tadına baktım. Tamam abi. Anladın mı? Yeah.
Hocamızın ağzına sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Genç Şanlı bu kadar dayanışma değerli olarak kültürümüzü tanıtmak, yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve İstanbul'u hemşehrilerimizle buluşturmak için yapmış olduğumuz bazı etkinliklere ilişkin kısa bir slaytı izleme davet ediyorum. Şanlı Rıfalar Dayanışma Derneği Genel Başkanımız Sayın Abbas Bağ'la konuşmaları yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Belediye Bakanım, Belediye Başkanları, Belediye Vekili, İlçe Başkanlarımız, kıymetli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizler
gençler, genç Avrupalılar dayanışma derneği olarak geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi yaşamak ve bizden sonraki nesillere öğretmek için burada bulunan diğer vilayetteki vatandaşlarımızla birlikte birlik ve beraberlik içerisinde kültürümüzü yaşamak ve yaşatmak olacak. Bizler de Küçükçekmece'de Kastamonularla kardeşlik gecesi yaptık. İnşallah bu kardeşlik diğer vilayetlere de sirayet ederek tüm ülkemize yayılır. Kardeşlik fidanlarını Küçükçekmece'mize kazandığımız için onurlu ve gururluyuz. Küçükçekmece'de yaptığımız sıra gecesi programları ile şehrimizi ve kültürümüzü tanıtma olanağı bulmaktayız. Her hafta derneğimizde Çikolata etkinliği düzenlemekteyiz. Bu organizasyonlardaki etkinliğimizi 2 veya 3 dernek ile bürokratlarımızı davet etmekteyiz. Ramazan ayında iftar ve sahur programları, ihtiyacı olan ailelere kumarya yardımı, yurt içi ve yurt dışı gezileri, kahvaltı programları gibi etkinlikler yaptığımız organizasyonlardandır. Değerli Bakanım, kıymetli misafirler, İstanbul'da bulunan il ve ilçe dernekleri ve Urfa Sanayi İş Adamlar Derneği beraber birlikte ortak karar almamız gerektiğini, bizlerin Şanlıurfalılar olarak daha güçlü olması için siz değerli büyüklerimizin bizlerin yanında olması ve destekleriniz bizim için çok önemlidir. Neden mi? 31 Mart seçimlerinde Şanlıurfa olarak 12+1 belediye kazandırarak ülkemizde olan sorumluluğu yerine getirdi. Fakat bunu hesaba almayan İstanbul'daki büyüklerimiz Şanlıurfalı bir belediye başkanı, milletvekili, meclis üyesi konusunda bizlere temsil hakkı tanımadılar. Bunu özellikle bilmenizi isterim. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi hem milletvekili, hem belediye başkanı, hem de meclis üyesi konusunda temsil hakkı tanıdı. Zaten kafası karışık olan hemşehrilerimizin başta AK Parti'de bir hemşehrimiz yok diye maddi insanları oldu. Çekmece'de de yok. Onlara cevap vermek konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Fakat biz Şanlıurfalılar kendi memleketimize nasıl bir destek sunduysak İstanbul'da da aynı desteği sunmaya devam ettik ve devam edeceğiz. Tabii bunlar artık geçti. Önümüze ve geleceğe bakmak zorundayız. Şanlıurfa STK başkanları olarak Ramazan ayında İstanbul Belediye Başkanı Sayın Binali Yıldırım ile yaptığımız özel toplantı çok verimli geçmiş olup Şanlıurfalılar olarak bizleri sevindirmiş ve umutlandırmıştır. Ayrıca şehrimizi tanıtma amaçlı İstanbul'daki STK'larla birlikte Şanlıurfa günlerini yapmak istiyoruz. Bu konuda yardımlarınıza ve desteklerinize de ihtiyacımız vardır. Bizler Peygamberler Şehri'nin evlatları olarak maneviyatımız çok yüksek herhalde. Sayın Bakanım, milletvekili seçiminde siz aday olmamıştınız. Fakat seçim çalışmalarımızda sizleri derneğimize anlamıştı. O zamanki konuşmamda inşallah sizleri bakan olarak görmek istediğinizi telaffuz etmiştim. Çok şükür sizi bakan olarak gördük. Aynı dua ve temeli de Sayın Binali Yıldırım Bey'e bizzat söyledim. İnşallah 23 Haziran'da da duamız kabul olduğunu göreceğiz. Siz değerli katılımcıları derneğimize almaktan dolayı onur duymaktayız. Burada misafir değil, hepiniz ev sahibisiniz. Bu vesileyle tekrar hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum. Genç Şanlıurfalılar Dayanışma Derneği Genel Başkanımız Sayın Abbas Parlak konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Vakit biraz geç oldu, bu nedenle konuşmaları özrünüze sığınarak kısaltmak zorunda kalıyorum. Ev sahibi olarak AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Korkut'a konuşmalarımız. Şanlıurfalı hemşehrimiz olarak diyeyim aynı zamanda. Selamun aleyküm cümleten. Kıymetli başkanım, kıymetli bakanım, kıymetli vekilim. Kıymetli belediye başkanımız, kıymetli genel merkez teşkilat başkan yardımcımız, kıymetli dernek başkanım. Kıymetli
kıymetli CS arkadaşlarımız, kıymetli Şanlıurfalı abilerim, kardeşlerim, buraya çok sıklıkla falan geliyoruz. Her defa geldiğimiz zaman ağzımız yanıyor ama gerçekten çok güzel oluyor. Allah razı olsun hepinizden. Memleketimize bu güzel tanıtımlar lezzeti verdiğimizden dolayı. Her acının içerisinde de güzellik var. Bence güzel bir göstergesi. İnşallah güzel çalışmalar ortaya koyduk. Derneğimizin de çok güzel, hakikaten çok güzel çalışmalar var. İstediğimiz zaman da biz, Atlas kardeşler çok zor, çok hakikaten eksiğimiz dudakta var. İnşallah eksiklerimizden kurumumuzda siyaset kurumlarının inşallah derslerimizi çıkartacağız ama Urfalı kardeşlerimiz hep gönlümüzde, hep yanımızda. Benim de hemen sağımda, solumda baktığınız zaman Urfalı kardeşlerim var. Ahmetimiz daha yakınız içerisinde. İnşallah kardeşlerimizin bir dahaki dönemde tekstil et anlamında daha fazla farklı noktalarda inşallah yardımcı olmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Ben hepinize teşekkür ederim. Teşekkürlerine Sayın Bakanım'a bir teşekkürlerinden dolayı çekildiğimize teşekkürlerinden dolayı teşekkür ederim. Sayın Başkanım İstanbul'da ağırlıyoruz seçimlerimiz dolayısıyla geldi. İnşallah seçimlikler güzel bir sonuç alırız. İnşallah daha güzel noktalarda İstanbul'umuzu inşallah sizlere misafir etmek isteriz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılarımı kıyamam olsun. Sayın İlçe Başkanımız Mustafa Korkut'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Şanlıurfa'nın gururu, veda iftarı Sayın Bakanımız Nurettin Erbakan'ın konuşmalarını arz ediyorum. Milletvekili Sayın Başkanımız Mustafa Korkut'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sayın öncelikle milletvekilimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Selamlıyorum. Genç Şanlıurfalılar Dayanışma Derneği'nin hazırlamış olduğu bu toplantıya katılmış olmaktan mutlu olduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Konumuz 3 Haziran seçimleri. Allah'ın izniyle sizin gibi dernekler, sizin gibi hemşehriler oldukça 23 Haziran'ı büyük bir başarıyla atlatacağımıza inancım tamdır. Gece geç vakit bakanımızın da programının çok sıkışık olduğunu biliyorum. Sadece bir selamlama için kürsüye çıkmış bulunuyorum. Ama başkanımın ifade ettiği konuya değinmeden geçmek istemiyorum. Şanlıurfalılar olarak burada 135 binden fazla nüfusumuz var. Ancak lobi faaliyetimizin eksik olduğunun ben de farkındayım. Biraz evvel Avcılar Gençlik Kollarında bir toplantıdaydı. Orada da aynı şeyleri söylediler. Nüfus olarak varız ama temsiliyet olarak yokuz. Önderimiz Sayın Bakanımız olmak üzere, bundan sonra biz siyasiler de bu işin içinde olmak üzere İstanbul'da olsun, Urfa'da olsun ve özellikle de Ankara siyasetinde olsun, sivil toplum kuruluşlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, bürokraside ve bütün karar mekanizmalarında Urfalılar olarak adım adım ilerlemekte birbirimizi desteklemek zorundayız. Çünkü bunu 31 Mart'ta gördük. Urfalılar feraset sahibidir. 31 Mart'ta gerçekten Şanlıurfa bir destan yazmıştır. 12+1 belediye olarak nasıl destan yazdıysak Urfalılar olarak İstanbul'da da İstanbul seçimlerinde de büyük bir başarı elde edeceğimizi biliyorum. Bundan sonra bakanımızın desteğiyle İstanbul'da Urfalıların lobi faaliyetiyle dediğim gibi seçilecek yerlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, bürokraside adım adım ilerlemesi için bir arada hep beraber birbirimizi destekleyerek görev almamız gerektiğini bu seçimde bir kez daha anladık. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Derneğimizin başkanının şahsında hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İnşallah Erzincanlı Topal Dursun'un oğlu Binali Bey'i biz Şehrül Emin olarak İstanbul'da belediye başkanlığı koltuğuna oturtacağız. Urfalılar olarak sizlerle birlikte.
Sayın Milletvekili'ne konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi o zaman belediye başkanımız Sayın Sürpü Aksoy konuşmalarını yapalım. Çalışmasının hakkında iki kelime söylemek istiyorum Sayın Bakanım. Biz bu işe girerken kapı kapı ev ev dolaşıp günde 8-9 kilometre yürüyüp bu seçim oldu. Eminim bundan sonra da hem Bozuoğlu, hem Şanlıurfalı, hem İstanbul'da ikamet eden binanın yıldırımı gerçekten seçme ve seçeceklerine ben inandığım için şu an buradayım. Sayın Bakanıma da tabii özellikle teşekkür ediyorum. Böyle bir program düzenlediği için bizlerle görüştü. Biz böyle bir program yapacağız. İstanbul'da sizi ağırlayacağız. Biz bunu dedik. Biz geleceğiz. Binali Yıldırım'ı seçip gideceğiz. Onun için gerçekten ilçemiz küçük olabilir ama her ilçe başkanı, her ilçede oturan vatandaş, kendi ilçedeki arkadaşlarımla beraber binali yıldırımı desteklerlerse emin olun ki %60 farklı işi bitirmiş olmaz. Onun için Sayın Bakanıma, Bozmalı Hemşehir'den, Şanlıurfa'dan buraya kadar gelen hem ilçe başkanıma hem arkadaşlara teşekkür ederim. İyi akşamlar. Belediye başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi normalde aslında biz buraya yani hani şunu söylemek istiyorum tabii hani protokol anlamında sıkıntı olmasın. Yani protokolü bilen ilçe başkanı en azından öyle söyleyeyim. Gelen misafirlerimize öncelik vermek istiyordum. Tabii buradaki hani saatin geç olması, biraz daha sıcağın olması sebebiyle kısaltalım dedikleri için biz böyle yapmaya çalıştık. Misafir değiliz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi konuşmaları yapmak üzere Bakanımız Sayın Nurettin Yılmaz'ı misafir ediyoruz. Çok değerli milletvekilim, değerli belediye başkanım, ilçe başkanlarım, aslında gelen burada ev sahipliği yapan bütün kardeşlerim, gecenin bu saatinde sizlerle beraber olmaktan dolayı Rabbime hamd ediyorum. Ve bu güzel ev sahipliği yapan Abbas kardeşime de teşekkür ederim. Tabii en başta söyleyeyim, az önce 2017'de kurulmuş böyle bir derneğin ilk geldiğimiz zaman bu salonunda toplantı yapmak keyif veriyordu. Ama yaptığı faaliyetleri gösterdikten sonra özellikle de Abbas kardeşimin bu cevval duruşuyla artık burası bize küçük geliyor. Bu dernek Abbas Bey'in, Abbas Parlak Bey'in öncülüğünde çok daha güzel yerlerde çok daha güzel işler yapacak. İnşallah. Yapacak ki İstanbul'da bulunan hemşehrilerimizin de her ilçede, her bölgede gidip ziyaret edebileceği güzel mekanlar olsun. Ve bu güzel mekanlarda da kardeşlerimiz hem ağırlansınlar hem de sorunları varsa sorunlarını çözme noktasında bir STK olarak kendilerine yardımcı olsunlar. Tabii biz yeterince temsil edilmiyoruz dedi kardeşimiz. Temsiliyet için bir gayret lazım. Bu gayreti ortaya koymadığınız zaman birileri gelip gel kardeş demez. Birilerinin demesi için sizin ben buradayım demeniz lazım. Şimdi bakın bir de temsiliyette zayıfız diyenlere çok hemen güzel örnekler vereyim. Dün bizim İstanbul'da görev yapan ama birbirinden habersiz teşkilat mensuplarımız, meclis üyelerimiz, belediye başkan yardımcılarımızla toplantı yaptı.
O toplantıda da aynı şeyi ifade etti. Şimdi tekrar söyleyeyim. Akşam bir arkadaşımızın vermiş olduğu yemekte Urfalı hemşehrilerimiz, iş adamlarımız vardı. O arada canlı yayına bağlandılar. Urfa'daki siyasetteki çok iç içe olan bir şehrimiz, bizim genel merkezdeki arkadaşlarımızın kim olduğunu vesairesini bilmiyorum. Şu anda temsil edilmediğini zannettiğimiz AK Parti'nin genel merkezinde merkez karar yönetim kurullarında tam 7 tane kardeşimiz var. Gençlik kollarında 3 tane kardeşimiz, biri genel başkan yardımcısı. Kadın kollarında 2 tane kardeşimiz MKYK üyesi olarak görev yapıyor. Aynı zamanda ana kademede de 2 tane Urfalı kardeşimiz görev yapıyor. Biz bakanlık yardımcısı olarak görevimizi devam ettiriyoruz. Ciddi bir şekilde teşkilatlarımızda kardeşlerimiz var. Buradaki temel sorun şu: birbiriyle bağlantılı olmayan, birbiriyle ilişkili olmayan bir yapı var. Bu yapıyı düzeltecek, bu yapıyı toparlayabilecek bir girişimciye, önden koşacak arkadaşlara ihtiyacımız var. İşte Abbas Parlak gibi kardeşlerimiz, teşkilatlarda görev alan kardeşlerimiz bu boşluğu gidererek eksikliği giderecekler. Bundan eminim. Çalışacağız. Biz Allah'ın izniyle, az önce Abbas kardeşimiz söyledi, buraya 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmayan, milletvekilliğinin son günlerinde olan birisi olarak geldi. O gün orada ne ifade ettiyse burada da şimdi aynısını ifade edeyim. Elbette herkes hemşerisi bir yere gelmesini ister. Ama biz makamlarla hareket eden insanlar değiliz. Ben değilim. Benim hemşehrilerim de değil. Öyle olmamalıyız. Makamlar gelip geçecek. Makamları, elde edilen makamları, bu ister ihtiyar heyetinden olsun bir muhtarlıkta, ister bakanlık seviyesine kadar gelsin, milletvekilinden teşkilatlara, STK'lara kadar, hepsi gelip geçecek. Her şeyin gelip geçici olduğu bir dünyada her şeyi makama bağlarsak bir şey anlayamayız. Milletvekilimiz burada. Belediye başkanımız burada. Daha bir ay öncesine kadar, 1,5 ay öncesine kadar burada belediye başkanımız vardı. Yok. İlçe başkanımız burada. Mustafa kardeşimizle biz çok birlikte programlar yaptık. Ama en önemlisi, benim için en güzel fotoğrafı onun 15 Temmuz'da pompalı tüfeğini koyup neredesiniz ey darbeciler dediği fotoğraftır. Biz böyle insanlarız. Biz öyle sağımıza solumuza bakmayız. Bu memlekete, bu ülkeye, bize kastedecek olanlara karşı dimdik dururuz ve yürürüz. Onun için de illa da bir makama ihtiyacımız yok. Makamlar hizmet etmek için. Üzüldük, Küçükçekmece Belediyesi'ni biz kaybettik. Kaybetmek makam kaybından dolayı değil. Küçükçekmece'de sesini duyacak yok mu diyenlere bir elimiz eksilmiş olur. Bizim kaybımız o. Biz insanlara çünkü hizmet etmek istiyoruz. Birileri bizim içimizden karnından konuşabilir. Birileri bizi yanlış tanıtabilir. Ama biz elhamdülillah doğru işler yapan, bu ülkede, bu millete hizmet eden, sadece Küçükçekmece'de değil, İstanbul ve Türkiye'de hizmet alanını genişleten, sonra da bütün bu coğrafyaya hizmet eden bir milletiz. Örneğin Suriye'de başı belaya giren varsa buraya gelir. Emin Bel'de Türkiye'dedir. Irak'ta vakti zamanında başı derde girenler buraya geldiler. Çünkü orada emin bir belde var diye işaret edilen bir belde burası. Bulgaristan'da 1988-89-90'da çok ciddi bir şekilde zulme uğrayan kardeşlerimiz emin bir belde diyerek doğuya yöneldiler. Bizim doğumuzdan da, batımızdan da, kuzeyimizden de, güneyimizden de insanların merkez olarak görüldüğü emin bir beldenin biz yöneticileriyiz. Dolayısıyla da makamlar gelip geçecek. Mühim olan İdlib'ten kaçıp namusunu kurtarmak için
aynen Arap'tan gelip Türkiye'ye gelen kardeşlerimizin biz namuslarına, canlarına sahip çıkabiliyor muyuz? Biz onların namusunu bizim namusumuz olarak, onların canlarını bizim canlarımız olarak görüyor muyuz, görmüyor muyuz? İşte görüyorsunuz. Birileri demokrasiyi kullanarak bir belediyeye geldikten sonra bunlar bize yakışmaz, bunlarla ben yan yana yol yürüyemem deyip yasaklamalar koyuyorlar. Bir Müslüman bir Müslümana, etnik yapısı ne olursa olsun, bir Müslüman bir insana hangi dinden olursa olsun asla kat'an kesinlikle bir yan gözle bakmaz. Biz bunları görüyoruz. Ama işte karınlarından konuşanlar, bizi farklı şekilde anlatanlar, aslında orada Suriye'den gelip geçimini sağlamaya çalışan Bolu'daki kardeşlerimize yapılan hakaretleri gördükleri zaman artık herhalde kendilerinden utanmaya başlamışlardır. Biz sadece Suriye'ye değil, ümmete hizmet ediyoruz. Arakan'daki Müslümanlar da bize bakıyor. İdlib'dekiler de, Suriye'dekiler de, Halep'tekiler de bize bakıyor. Mekke, Medine'deki Müslümanlar bize dua ediyor. Kahire'de, Gazze'de, Kudüs'teki insanlar bu ülkeye bakıyor. Onun için bu ülkeye bakanlara bizim yapmamız gereken şey, duaya mazhar olmuş bir milletin bir ferdi olarak kazanımlarımızı birilerine peşkeş çektirecek, atılacak adımları engellemek üzere kurulu bir çalışma sistemi olması lazım. Nedir bunlardan birisi? 31 Mart akşamında aslında belediyeyi kazandığımız Büyükşehir Belediyesi'nin Binalip Bey tarafından kazanıldığı, AK Parti'nin zaferle çıkmış olduğu bir seçimde katakulli yaparak, hırsızlık yaparak oylarımızı alıp götürdü. Burada kim hatalı, kim hatasız onu bilmem. Bildiğim bir şey var. Çok basit bir soruyla sormak gerekir ona. O da şudur. Hırsızın hiçbir günahı yok. Eksiklik, aksaklıkları tamam. Ama biz o revanşı 23 Haziran'da inşallah alacağız. Alacağız. Çünkü hukuk bize yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi konusunda en büyük hakem olan milleti gösterir. Biz millete gidiyoruz, millete anlatıyoruz ve millete doğru olan şeyin nasıl yapılması gerektiği konusunda her türlü gayretimizi ortaya koyarak kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. İşte bugün bu mekanda şimdi sadece İstanbul için değil, bir de Urfalı hemşehrilerimiz için de bizim çalışma yapmamız gerektiğini ifade ediyorum. Dağınıklık ve temsil noktasındaki eksikliğin tek sebebi dağınıklık. Dolayısıyla da bu dağınıklığı giderecek çok önemli bir fırsat elimize geçti. İşte geçen pazartesi gününden şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda şunu yaptık. Hemen 87.458 tane seçmenimizin listesini çıkardık. İlçe ilçe 39 ilçedeki bütün şu anda hemşerilerimizin sayısını biliyoruz. Daha önemlisi Urfa'daki 13 ilçemizin kütüğüne kayıtlı olup İstanbul'da yaşayan bu 87.458 tane seçmenin bilgileri elimizde. Bu bilgileri elimize aldık ve bütün hemşehrilerimize dağıttık. Bunlar şu anda tek tek kapı çalarak hemşehrilerimize ulaşarak hem AK Parti'yi, hem Urfa'yı, hem birlik ve beraberliğimizi, hem ümmetin duasına mazhar olmuş bu şehrin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gözünü yere düşürmemek için elimizden gelen gayreti ortaya koyan bir çalışmayı seyrediyoruz. Ve şundan emin olun. Sayın Cumhurbaşkanımıza biz bu işi Urfa olarak toparlayacağız dediğimizde kendileri mutlu oldular. Yolunuz açık olsun dediler, yola çıktı. Çünkü bildiğiniz bir şey vardır. Müminimiz emir-i mümin, bu ümmetin reisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı Recep Tayyip Erdoğan bizim önderimiz. Onunla beraber yol yürüyeceğiz. Onunla beraber hizmet etmeye devam edeceğiz. Şimdi değerli kardeşim, Abbas kardeşim, sen cevvalsin. Ama cesaretin de var. Cesaretin de var. Bu cesaretle, bu sayıyla
sen de sanki bir AK Parti Küçükçekmece teşkilatıymışın gibi Küçükçekmece'de ulaşılmadık bir Urfalı bırakmayacaksın. Vekilimiz, belediye başkanımız, Bozova'dan gelen ilçe başkanımız ve diğer arkadaşlarımız onunla çalışıyordur. Ben şunu görmek isterim açıkçası. Bir milletvekilimiz bir kapıyı çaldığı zaman az önce şu dernek başkanımız, şu dernek yönetimindeki kardeşimiz, şu hemşehrimiz de bu kapıdan çıktı demesini, milletvekili girdikten sonra da çıkarken karşısında bir ilçe başkanıyla karşılaşmasını isterim. Çünkü 87 bin kişi bir şey değil. 8-9 kilometre yürümek bizim için hiçbir şey değil. Biz İstanbul'da tabii Bozova küçük. Bozova giriş yaptım başkanım. Küçükçekmece'de Mustafa kardeşim bilir. Biz bir caddeye girdik mi 20. kilometrenin sonunda şu ekibi bir değiştirin de yeni ekiple devam edelim diyen bir kardeşimiz var. Ruken Kilerci burada hem meclis üyeliği yaptı hem de şu anda Urfa'nın bir tarafta genel merkez olarak koordinatörü, öbür tarafta da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin de danışmanlığını yapıyor. Belediye başkanımızın danışmanlığını yapıyor. Bizleri en önemlisi AK Parti teşkilatlarının nasıl çalıştığını çok iyi bilen ve çok değerli bir kardeşimin de eşi, artık o bunun mu eşi, bu bunun mu eşi bilmiyorum ama ikisi de bizim dostlarımız, kardeşlerimiz ve onların attığı her türlü adım, çünkü kendileri daha bizim Refah Partisi'nden, Fazilet Partisi'nden Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları, bizim refiklerimiz ve bu refiklerle beraber elhamdülillah koşturmaya devam ediyoruz. Köfteyi yedik. Mustafa Başkanım acı gelmiş olabilir. Ama biz bu köfteyi yedik mi bize 8-9 kilometre yetmez. Yürüyeceğiz ve burada köfte yiyenlerin üzerine bir vebal yüklenmiştir. Yarın hemşehrilerimizi, komşularınızı, eşinizi, dostunuzu, hemşehrilik sadece Urfalılık değil, aynı zamanda Doğulu Güneydoğulu kardeşlerimizi arayıp bu konuda neler yapılması gerektiğini anlatmamız lazım. Ama biz aynı zamanda İstanbul'da yaşayan, İstanbul'un havasını, İstanbul'un suyunu tüketen, yollarından geçen olarak da demek ki İstanbul'da bulunan 10 milyon küsur seçmenin de hemşehrisiyiz. 15 milyonluk nüfusun da bir mensubu olarak elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyacağım. Ve 23 Haziran akşamında da Meclis Başkanlığı, Başbakanlık, bakanlık yapmış, bu İstanbul'a çok ciddi bir şekilde emekleri olan 30 yıldır da birlikte olduğumuz, yakinen tanıdığımız Binali Yıldırım Bey'i belediye başkanı seçeceğiz. Bu vesileyle artık saat geç, biz bir toplantıya daha gideceğiz. Bu toplantıya hem o toplantıya gideceğiz hem de artık hemşehrilerimizi, komşularımızı rahatsız etmeyelim diyoruz. Özelde alırım. Bu vesileyle tekrar hepinize afiyet olsun. Ev sahipliğinden dolayı Abbas kardeşime ve ekibine teşekkür ediyorum. Bak burada da bir tane ilçe başkan yardımcımız var bu arada. Bilin ki yalnız değilsiniz. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'dan Danışma Derneği Genel Başkanımız Abbas Parla plaketi sunmak üzere sahneye arz ediyorum.
AK Parti Küçükmece İlçe Başkanı Sayın Mustafa Korkut'u. Mustafa Başkanım, maşallah her yerde plak yeri veriyor. Allah razı olsun. Eski dönem İl Yönetim Kurulu üyemiz, aynı zamanda milletvekili adayımız, şu anda mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz Sayın Serkan Haseri damadımızı arz ediyorum. İstanbul Şanlıurfa SKM Başkanımız Sayın Abdurrahman Acar'ı davet ediyorum. Aldım parmağını. Her daim yanımızda olan davet ediyorum. Her daim yanımızda olan saygıdeğer abimiz, iş adamımız Sayın Erol Akgüre'yi plaketini almak üzere sahneye arz ediyorum. Aramızda bulunan çok değerli bir ağabeyimiz Erzincanlı Binali Yıldırım Başkanımızın akrabası olan Sayın Oğuz Kağan Çalışar'ı sahneye arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun. İnşallah günler yıldırma bu seçimde başlayacak.